Arkadaşlar merhabalar 3D AYT video destekli defterde integralle alan arasındaki ilişkiye devam ediyoruz. Artık gördüğünüz gibi şekillerdeki gibi iki eğri arasındaki bölgenin alanını bulacağız. Evet demin orası beyaz görünüyordu aslında gri gördüğünüz gibi sizin kitaptaki gibi. Şimdi bu iki eğri arasındaki bölgenin alanını nasıl buluruz? Önce şunu söyleyeyim kırmızı bölgenin alanını bulalım. A artı B'yi bak. A artı B alanın integral A'dan B'ye... Fx dx'tir değil mi? Normal böyle. Sonra gelelim b'nin alanına. Yani mavi eğrinin altındaki bölgeye. O da ne yapıyor? A'dan b'ye gx dx. Taraf tarafa çıkarırsam b'ler gidiyor. Gerçekten ne çıktı bak ortaya? İşte kural. Yani kural öyle ilginç bir yerden gelmiyor. Bunların ayrı ayrı integrallerini alınca farklarını alınca boş aradaki bölge kalıyor geriye. O zaman ben her seferinde bunu yapmak yerine şunu söylüyorum. İki eğri arasında kalan bölgenin alanını bulurken şöyle bu eğrilere ipler birleştir. İplerin ucu her zaman nasıl birleşiyor burada? Düşey, değil mi? Bu size nasıl fayda sağlayacak biliyor musunuz? özellikle iki eğride arada kalan bölgenin alanını x cinsinden mi y cinsinden mi bulacağız ona bakacağız bir de birleştirmeme göre bak şunu göreceğim x ekseninde ilerliyorum bak x'te ilerliyorum çünkü soldan sağa ilerliyorum o zaman işte arkadaşlar şunu diyeceğim kesim noktalarından bir tanesi A artık bunu siliyorum nereden geldiğini göstermiş oldum kesim noktalarından biri A diğeri B gerçekten üste kalandan altta kalanı çıkarırsanız alanı bulursunuz. Bak integral değil ona dikkat et lütfen. Eğer arada kalan alanı bulmak istiyorsan yukarıda olan kırmızı aşağıda olan mavi. Alanı istiyorsam yukarıdakinden aşağıdakini çıkaracaksın. Orada eğer şöyle dersek. Hocam eğer ben gidip yanlışlıkla soruda şunu yapsam. Gx eksi fx yapsam ne olur? Negatif gelir. Bulduğun cevap alanın eksilisi gelir. Çünkü arkadaşlar altta kalan fonksiyon neden öyle peki hocam? Bak neden öyle? Çünkü yukarıda kalan fonksiyonun alanı daha büyük. Aşağıdakinin ki daha küçük. Çıkarınca negatif gelecek. O yüzden üstte kalanı altta kalandan çıkarıyoruz. Yeri hiç önemli değil. X ekseninde olup olmaması önemli değil. Çok önemli bu uyarı. En çok karıştırılan yer. Bazen öğrenciler bakın şöyle hatalar yapıyor. Hocam bir fonksiyon üste kaldı. Bir fonksiyon da altta kaldı. Ben de Burada bunların arasında kalan bu yeşil bölgeyi bulmak istiyorum. Peki ne yapacağız hocam? Eğrilerin x ekseninin neresinde kaldığı önemli mi? Burada değil. Burada değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben eğrilerin alanlarını değil arada kalan alanı buluyorum. O yüzden arkadaşlar ne yapacaksınız? Kimin nerede kaldığı önemli değil. Daima üstte olan kim? F. O zaman A'dan B'ye f eksi g dx diyeceksin bitireceksin işi. Ama hocam bir tanesi x eksenin altında hiç mühim değil. Ben alan bulmuyorum. İki eğrinin arasında kalan bölgenin alanını buluyorum. O yüzden önemli olan nerede oldukları değildir. Kimin üstte olduğudur. Eli biraz daha yükseltelim. Daha farklı bir şey göstereyim ama aslında yine aynı şey. İkisi de x eksenin altında kalsa ne yapacağız hocam? Hiç fark etmez. Yine üstte kalan bu f olsun. Altta kalan g. Yine şu mavi bölgenin alanını bulmak için. A'dan B'ye F eksi G DX diyeceğiz. Hangisi üstte ise onun integrali daha büyük çıkacaktır. Tamamen sebebi bu. Bazen buna çok enteresan anlamlar yüklenmeye çalışıyor. Hayır ya tamamen integral değeri F'nin daha büyük G'nin daha aşağıda daha küçük olacak. Çünkü negatif atıyorum birisi eksi 40 gelecek birisi eksi 20 düşünsene bak. Şu bölge yeşil bölge örnek veriyorum. Eksi 10 olacak integrali. Kırmızı bölge Eksi 40 gelecek. Farkların alnı çıktı 30. İşte bu yüzden x ekseninin neresinde olduğu, kimin x ekseninin neresinde olduğu önemli değil. Üste kalan fonksiyondan altta kalan fonksiyonu çıkaracaksın. Bunu lütfen not olarak defterine yaz. Her zaman burada tek kuralım var. Üste kalandan altta kalanı çıkarırsan alanı bulmuş olursun. Gelelim şimdi ikinciye. Bak burada farkı göstermek istiyorum. Şöyle bir iple birleştirir gibi düşünürseniz bu iplerle bağladığınızda uçları Böyle eğrilerin uç e, üzerinde oluyor ve şöyle düşey doğrular çiziyoruz. Bak bakalım burada öyle yapabilecek misin? Aa bir dakika. Hocam bir birleştirdim düşey doğruyu. Kırmızı eğri üstünde oldu. Olmaz ki burada saçmalık oluyor. İki eğri arasında kalan bölgenin alanını bulacaksan ipin bir noktası bir eğride, bir noktası diğer eğride olmalı. O zaman bu hatalı oldu. Nasıl birleştiririm? Yatay. Bak. Şu an böyle oldu. Peki burada ne yapacağız hocam? x ekseninde sağa doğru gittikçe büyürsün ya sayılar büyür ya o yüzden arkadaşlar sağdakinden soldakini çıkaracağız. Tabii ki burada dy olacak bak sağdaki hangisi f soldaki hangisi g o zaman tabii ki sağdakinin alanı daha büyük bak görüyor musun sağdaki daha fazla alana sahip soldaki daha küçük alana sahip o zaman alanın pozitif çıkması için unutma notunu yaz zaman. Hemen. hemen yaz o zaman söyleyemedim yaz hemen notunu sağdakinden soldakini çıkarırsak eğrilerin arasında kalan bölgenin alanını buluruz. O zaman iki eğrinin arasında kalan bölgenin alanını bulmak için yapacağın neymiş? İpler birleştir kafan rahat etsin. İpleri birleştirince x'e göre mi integral alacaksın yoksa y'ye göre mi integral alacaksın bunu göreceğiz. Bakın şimdi. Evet fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri mavi ve sarı renkli bölgeler ile gösterilmiş. Buna göre boyalı alanların toplamı kaç birim karedir? Sorumuz bu. Şimdi bakalım o zaman. Ee, burada hemen kontrol edelim. Buraya mavi diyelim. Buraya sarı diyelim. Şimdi arkadaşlar sıfırdan 7'ye gx eksi fx. Kontrol ediyorum. Sıfırdan 3'e kadar a bir bakıyorum. Bir saniye. Sıfırdan 3'e kadar f üstü ama. O zaman bak gel şimdi buraya. Sıfırdan 3'e gx eksi fx ne çıkar biliyor musunuz? Eksi m çıkar. Çünkü arkadaşlar üsttekinden alttaki çıkarılmamış. Bu hatalı işlem olduğu için değil hani düzelteceğiz. Ne diyeceğiz? Hani soru bilerek veriyor sana bunu düzelt diye. Hani ÖSYM soruyor bunu bir nevi öyle düşün. Burada gx daha mı üstte? Hayır. fx daha üstte. O zaman bu alanın eksilisi olmalı. Artı 3'ten 7'ye gx eksi -FX fx'i kontrol et. 3'ten 7'ye kim üstte? Kontrol et g. Tamam burada problem yok. O zaman bu sarı bölge. Sarı eksi mavi 5'miş arkadaşlar. Gel şimdi ikinciye. 3'ten 7'ye. 3'ten 7'ye. 3'ten 7. Yazmayayım zaten ya. Direkt üstünde görelim. 3'ten 7'ye. Kim üstte arkadaşlar? G üstte. F eksi G gerçekten ne gelmeli? Eksi S gelmeli. İşte olay bu. Bak bilerek eksi 8 vermiş tam onu gör diye. Ne diyor sana? Üsttekinden alttakini çıkarırsan alana eşittir. Yanlışlıkla alttakinden üsttekini çıkarırsan eksi alan bulursun. Bu yüzden eksi S 8 ise sarı 8'miş arkadaşlar. Sarı 8 olduğuna göre şuraya yazalım. Sarı 8 olduğuna göre buradan da mavi ne olacak o zaman? 3 gelecek. Mavi ile sarının toplamını soruyordu bize. Alanlar toplamı arkadaşlar 11 birim kare geldi bu sorumuzun cevabı. Aşağıda y eşittir 3x kare ve y eşittir 6x eğrileri arasında kalan kapalı bölge yeşil renk ile gösterilmiştir. Buna göre yeşil bölgenin alanı kaç birim karedir? Bir durdurun deneyin bakalım arkadaşlar ne yapacaksınız burada. Ben yeni öğrendiğiniz için iki yolda da göstermek istiyorum. Birinci yol hazır yeni gördük değil mi? Hangisi üstte 6x kaçtan kaça peki kesim noktalarından biri 0. Diğeri vermemiş hocam biz bulacağız. Hemen ne yapacaksın 6x eşittir 3x kare. Buradan x e, buradan zaten öbür tarafa atarsan 3x parantezinde x eksi 2 yani bir kökün 0 bir kökün 2. O zaman kesim noktalarını alacaksın 0 ile 2 arasında. 0, 2 hangi fonksiyon üstte? Doğrusal fonksiyon. 6x eksi 3x kare diyeceksin. Şimdi böyle yaptım. Buna geliyorum. Artık 3x kare eksi x küp 0'dan 2'ye. Ne oluyor? 9, 4 kere 3 12 eksi 8 eksi 0. Bundan dolayı cevabımız 4 oldu. Birinci yol bu. İkinci yol hadi yapalım. Şöyle büyüteyim bir. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada kesim noktasını zaten bulacağız o ok, net yani. Ne bulduk? Kesim noktasının absisini burası o zaman 2 birim geldi. 2'yi doğru denkleminde yazarsam burası da 12 oldu. Şimdi arkadaşlar şu mavi dik üçgenin alanı 12 çarpı 2 bölü 2. Hemen geliyorum parabole. Parabolde arkadaşlar şu kırmızı bölgenin alanı neydi? 2 çarpı 12'nin Üçte biri. Çünkü dikdörtgen tam tepe noktası bir parabolün üstündeyse bu küçük alan tüm alanın üçte biri olacaktı. O zaman 24 bölü 2, 12, 24 bölü 3, 8 cevap 4. Ben ikinci yolu tercih ederim ama birinci yolda bak gösterdim size. Pratik denk geldiği an parabolde bence diretmeye gerek yok. Pratiği yapıştır geç. Gelelim şimdi buraya. Ne yapılmış? x kare eksi 2x artı 5 parabolü. Bakın şu 1'e 4 noktasına dikkat ediyor musunuz? Parabolün tam da tepe noktasında aslında burası. Tamam güzel. Benden sarı renkli bölgenin alanını istiyor. Birinci yol çözmeyeceğim bile buradan. Sadece çözüp yazıp bırakacağım. Birinci yol doğruyla parabol nerede kesişiyor? Eşitle x kare eksi 2x artı 5 eşittir 5'i. Bunlar gitti. Bir köküm 0 bir köküm 2. 2 fonksiyon y eşittir 5 ile fonksiyon sabit fonksiyon. O zaman bak yeşile y fonksiyonu diyeyim. Kırmızıya da f fonksiyonu demiş. y eksi f dx aslında. Ve kesim noktalarından biri 0 birisi 2. Aslında durum bu ki yazıyorum o yüzden. Bir fonksiyonum 5. Diğer fonksiyonum altta kalan parabol. O yüzden üsttekinden alttakini çıkarıyorum. Buradan dx oldu. Birinci yol budur. Al integrali yaz. Ben onunla bir de uğraşmam. Derim ki ya bu zaten parabolün tepe noktası üzerinde şöyle bir dikdörtgen var. Ve burada 1 verdiğim zaman 1 eksi 2 artı 5'ten 6 eksi 2'den 4 oluyor. Ee, burada tepe noktası 4 olduğu için bir de 0 ver. 0 verdiğin zaman da ordinat 5. O zaman dikdörtgenin bir kenarı 1 diğer kenarı da 1 geldi. Mavi bölge 1 bir birim kare. Sarı bölge nedir? Alanın 2 bölü 3'ü. Çünkü küçük bölge. Şu kırmızı bölge neydi? Alanın 1 bölü 3'üydü. O zaman 1 çarpı 1'in 2 bölü 3'ü bu sarı bölge. Simetriğinde olan yeşile boyadığım bölge de aynı şekilde 2 bölü 3'tür. O zaman bu sarı şu an yeşile boyadığım toplam bölge 2 bölü 3. 2 bölü 3 daha 4 bölü 3 oldu. Ne demiştim? Parabolün tepe noktasından geçiyorsa dikdörtgen hiç fo şeyle uğraşma integralle yap bu pratik kuralı. Küçük alan S'tir büyük alan 2S'tir ve böyle hızlıca çözüme var. Aşağıda 9 eksi x kare ve x kare eksi 9 fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre mavi renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bakın arkadaşlar bunun tepe noktası 9. Bunun tepe noktası eksi 9. Bu paraboller baya bildiğin aynı uzunluğa sahip paraboller. Bak burası 9 9 e, köklerden biri eksi 3 burası ve burası aynı. Birbirine eş paraboller bunlar. İntegralle gidip çözmene gerek yok. İntegrali yazıyorum sadece. Hangisi üstte? 9 eksi x kare. Hangisi altta? x kare eksi 9. Böyle yazarsın. Kesim noktaları da eksi 3'ü 3 dersin. Hakikaten bak ipleri bağla. Görüyor musun? İpleri bağlayınca doğru düşünmüşüm. Birisi yeşil parabolde birisi kırmızı parabolde oluyor. Ama ben açıkçası buradan yapmaya bile tenezzül etmem. Doğru yol ama bence gereksiz. Şuradan yaparım ben ya. Sonuçta simetrik şu dikdörtgenin alanı. Bir kenarı 9, bir kenarı 3, 27. Küçük olan bölge o zaman 3'te 1 olduğu için 27'nin 3. Şey 9, kalan bölge 18. E simetrik bu da 18, simetrik bu da 18, simetrik bu da 18. 18 çarpı 4'ten 72. Şu integralle uğraşıp Allah korusun işlem hatası yapma riskine girene kadar bu tarz simetriklikleri e, parabolün tepe noktalarını lütfen kullanın. S2S mantığıyla hemen sorumuz gelsin arkadaşlar. Aşağıda Fy eşittir 2y eksi y kare. Gy eşittir 4y eksi 2y kare. Eğrilerinin grafikleri aralarında kalan sarı bölge gösterilmiştir. Buna göre sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Bak şimdi bunu bile gidip formülle yapmana gerek yok. Bu arkadaşlar hemen söylüyorum. X eşittir Ay kare artı By artı C paraboldür. Sadece... Bu bir fonksiyon değildir de bağıntıdır. Çünkü malum para fonksiyonda böyle düşey doğru testine bak bir nokta aynı anda iki yere gidiyor. Bu bağıntıdır. X'in Y cinsinden yazılmışıdır. Dolayısıyla X'in Y cinsinden yazılmışında parabol yana yatık olur. Sağa yatık ya da sola yatık. Bunlar da aynı parabol yorumları devam eder. Çünkü şekil parabol. O yüzden ne yapacaksın biliyor musun? Burada uzunca parabol denklemlerini bulana kadar şunu yap. Tepe noktaları aynı hizada değil mi? Aynı burada da parabolün tepe noktası nasıl bulunur hocam peki y'ye göre? Yine eksi b bölü 2a. Bu sefer bunu x gibi düşün bak. Kafan karışınca bunu x gibi düşün. Bunu x gibi düşün. Bunu x gibi düşün. Tepe noktası nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü 2a. Yani 2 bölü 2'den tepe noktasının apsisi 1. İkisinin de apsisi 1. Gerçekten bak 4 bölü 4'ten 1. O zaman arkadaşlar tepe noktasının apsisi değil de artık ne diyeceğiz? Y'si yani ordinatı 1. Hemen y yerine 1 yaz. Buradan 2 eksi 1'den ne oldu bak. Bunun apsisi 1 geldi beyaz olanın. Yani f'nin. Y'ye bak. X yerine, y ye yerine 1 yaz. 4 eksi 2'den ne oldu? 2. Bunun da apsisi 2. Yani şuraya 1 kaldı. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Tüm bölgeden beyaz bölgeyi çıkar. Al şimdi dikdörtgeni. Normalde şöyle bir dikdörtgen bana neyi söylüyordu? Şu dikdörtgen şu mavi bölgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 3'ün 2 katıydı değil mi? Bir de simetriğinde aynısı var. Aynısı var. Bir de 2 ile çarparım. 2 tane mavi bölgenin alanı buradan 8 bölü 3 olur arkadaşlar. Yalnız nereyi çıkarmam lazım? Kırmızı bölge. Onu da hemen hesaplayalım. Kırmızı bölgede de neye dikkat edeceğim? Tepe noktam zaten 1. Şu bölgenin alanı, kırmızı bölgenin alanı 1 çarpı 1 bölü 3'ün 2 katı. Çünkü küçük olan de büyük olan 2 S'te. Burası S, burası 2 S'te. Bundan kaç tane var? Bir de burada var 2 tane. Bir de 2 ile çarp. Ne geldi kırmızı bölge? 4 bölü 3. 2 tane mavi artık ona toplamda mavi diyelim. Toplam demin bulduğum mavi bölgeden neyi çıkaracağım? Kırmızı bölgeyi. 8 bölü 3'ten 4 bölü 3 çıkarıyorum. Geriye kalan sarı bölgenin alanı ne geldi bakın? 4 bölü 3. İşte arkadaşlar burada güzel bir şekilde sorunun cevabını hallettik. Aşağıda fx eşittir x kare fonksiyonu gx eşittir 6 eksi x doğrusunun grafiği verilmiştir. Turuncu renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Evet arkadaşlar bunu önce bir kendiniz deneyin istiyorum. Bir önce deneyelim zor soru değil sadece hani önemli bir basit yorumumuz var onu yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bakın ee, ...abartıp tabii böyle y'ye göre... ...bak bu doğru... ...şimdi y'ye göre integral alabilirsin ama ne yapman lazım biliyor musun? Bütün fonksiyonu y'ye dönüştürmen lazım... ...o kadar da lüzumsuz yoruma gerek yok... ...bunu ne yapacaksın? Hiç y'ye dönüştür... ...y'ye göre integral yorumuna girme... ...doğru ama gereksiz... ...yapacağın iş şu ya... ...kesim noktasından buranın alanını ayrı bul... ...mavi bölgenin alanını... ...yeşil bölgenin alanını ayrı bul yeşil bölge dikdörtgen öbürü de bildiğimiz tepe noktası köşesi olan dikdörtgen parabol şeklinde durum. Önce maviyi yapayım sana bak. Kesim noktaları nasıl bulunur? x kare eşittir 6 eksi x. x kare artı x eksi 6 eşittir 0. x artı 3 çarpı x eksi 2 0. Bir kökümüz eksi 3. Şöyle ileride kesişiyorlar gerçekten. Bir kökümüz de 2. 2 de kesiştiğine göre. Apsis 2 ise ordinat nedir? 8. E, ordinat nedir? Karesini aldığım zaman yerine yazmayı unutma. 4. Ne olacak? Şu tepe noktası köşesi parabolde olduğu için dikdörtgenin. O zaman 4 çarpı 2 8. Mavi bölgenin alanı bunun. 3'te biri 8 bölü 3. Güzel. Şimdi bu doğru x eksenin nerede kesiyor? 6'da. O zaman şöyle baktığın zaman ne kalır buraya? Toplam 6 olması için. Bak bu uzunluğa pr diyeyim. pr uzunluğuna 4 kalır. Bu dik üçgenin alanı ne? 4 çarpı 4 bölü 2. Ne geldi cevap? 8. Gördüğünüz gibi 8 artı 8 bölü 3 yani 32 bölü 3 integral yapmaya gerek var mıymış? Hayır. O yüzden sorular geliyor ÖSYM'e böyle sorular soracak. Birebir ÖSYM'de göreceğiz yapacağız zaten. Pratik kuralı yapıp geçeceksin. X eksi 6'nın karesi ve 9. Yeşil renkli bölgenin alanı. Aşırı basit soru. Hemen dene. Lütfen bu aşırı basit soruyu dene. Niye basit diyorum? Durdurunu varsayarak. Hala uğraşmadıysan uğraş. Kes buradan doğruyu. Parabolü. Buradan niye uğraşıyorsun ki? Direkt şurada pratik kuralı kullan. Gx eşittir 9. Hemen ne yapacaksın? X eksi 6'nın karesinin 9 olması için x'e ya 3 vermen lazım ya da 9 vermen lazım. E zaten bir kesim noktasının apsisi 9. Birisi gerçekten 3. Gördüğünüz gibi doğruyla eğrinin kesim noktasının apsisi 3 geldi. O zaman 3 verdiğin zaman artık ordinatı bul. Ne olacak? Zaten 9. Hani vermene bile gerek yok. Hemen pratik kural. 9 çarpı 3 bölü 3 değil mi? Dikdörtgenin bak 3'te biri. Şu kırmızı dikdörtgenin 3'te biri. 27 bölü 3'ten mavi bölgenin alanı ne geldi arkadaşlar? Şuraya yazayım. 9 çarpı 3 çünkü bir kenarı da 3 bak. O zaman buradan ne oldu? 9 çarpı 3 bölü 3'ten mavi bölge 9. Şimdi şu kırmızı bölgeyi bulalım. Bu zaten dikdörtgen. Bir kenarım 9, bir kenarım 3. O da 9 çarpı 3'ten direkt 27. 27 artı 9'dan cevabımız 36 geldi. İşte bunlar da denk geldi an uzunca integral yapmadan hemen pratik kuralı kullanacağız. Fonksiyonlarının grafikleri arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Ben hemen ne yaparım biliyor musunuz? Temsili bir parabol çizerim. Bunlar kolay ya. Grafiğini çizip görebilirsin. Çizmesek olur mu? Tabii ki olabilir ama maksat olayı güzelce görmek. x kare artı 2 x eksi 8 ne yapıyor? x artı 4 çarpı x eksi 2 yapıyor. Yani bir kökümüz e, eksi 4'te bir kökümüz 2'de. Böyle bir parabol. Tepe noktamız sol tarafta eksi 1'de. Diğer doğru. Sıfır verdiğin zaman nereden geçiyor? Y'si 1'den geçiyor. E, sonra sıfır verdiğim zaman oradan geçiyor. Bir de böyle geçiyor değil mi? 2 x artı 1 böyle bir doğrudur. Ee, X'i de nereden geçecek? Eksi 1. Şöyle yapayım. Eksi 1 bölü 2'den geçecek. Ne demiş bize? Grafikleri arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Bunların e, arasında kalan kapalı bölgenin alanı... Şöyle biraz daha parabolü düzgünce çizeyim. Görün. Böyle bakın birleşti. Ha, bak. Böyle birleşti. O zaman arkadaşlar neresini istiyor benden? Bu parabol... Şurayı da 2 yapayım. Doğru üstte parabol altta olacak. O zaman... 2x artı 1'den x kare 2x eksi x çıkar. Hocam tam tersi yapsaydım hatalı mı olurdu? Sayıca hatalı olurdu. Yoksa yorumumuz çok değişmiyor. Parabolden doğruyu çıkarırsan yapmanı istemem. Çünkü bu hatalar alışkanlığa neden oluyor. Yapacağın şey net bir şekilde şu. Bulduğun integral zaten negatif çıkacak. Ha diyeceksin ben yanlış şeyi çıkarmışım. Dolayısıyla ne biçim motor sesiydi inşallah size gelmemiştir. Acayip yani buraya bile geldi. Korktum yani o yüzden bir an. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Bunların kesim noktasına bulacağım. Bak kesim noktasının apsisi gerçekten ipleri bağla. Bir ucu parabolde bir ucu doğruda gördünüz mü? O zaman hemen kesiştirelim. Kesiştirmek ne demek? Ortak çözmek demek. x kare artı 2x eksi 8 eşittir. 2x artı 1. x kare eşittir 9. Bir eksi 3'te kesişiyorlarmış bir de 3'te. O zaman burada arkadaşlar artık abartmayacağız. Normal dümdüz denklemimizi bulacağız tabii ki. Eksi 3'ten 3'e. Eksi x kare e, ee, eksi 7 olmuş oldu değil mi? Bu şekilde bakın. Şey 1 artı 8'den düzeltiyorum. Eksi x kare artı 9 gelmiş oldu. Bakayım hakikaten o kadar kolay mı ya? 2x artı 1. 2x'ler gitti. Evet böyle oldu arkadaşlar. Şimdi artık hemen integralini alıyorum. Eksi x küp bölü 3 artı 9x eksi 3'ten 3'e. Şimdi o zaman eksi 27 bölü 3 artı 27. Araya bir eksi koyacağız. Eksi 27 bölü 3. Eksi, eksi. Eksi eksiden artı 27 bölü 3. Eksi 27. Eksiyi dağıt. Eksi 27 bölü 3. Eksiyi dağıt. Artı 27. O zaman ne olacak? Eksi 9. Eksi 9 daha. Eksi 18. Artı 54. Cevabımız arkadaşlar 36 olmuş oldu. Çok tane hani abartılı zorlayacak bir şey değildi. Yazalım geçelim sorusuydu hakikaten x küp eksi 4x ve x kare eksi 4 eğrileri arasında kalan kapalı bölgelerin alanları. Bunu kesinlikle bir hemen denemenizi istiyorum. Bir deneyin bakalım yıldızımızı atalım. Şimdi arkadaşlar x küp eksi 4x. x parantezini alsan x kare eksi 4. O zaman ne oldu bak bir kökün eksi 2. Bir kökün 2 bir kökün 0. Üçüncü dereceden polinom nedir? Böyle görüntüye sahip değil mi? Bu şekilde. Hatta simetrik yapalım çünkü tek fonksiyon bak tek fonksiyon orijine göre simetriktir. X kare eksi 4 tepe noktası y ekseninde aha bak ne oldu? Görüyor musunuz? 3 noktada kesişti. Gerçekten kesiştirelim. X eşittir x kare eksi 4 bunlar gider. Bir kökümüz 2 bir kökümüz eksi 2 orası Allah'ın emri. Bir de bak x eşittir 1 gördünüz mü? 1 de bunlar x eşittir 1 de kesişiyormuş arkadaşlar. Bu yüzden aralarında kalan bölge bu kırmızı bölge. Bir de arkadaşlar yeşil bölge oldu. O zaman kırmızı bölge kim üstte? Polinom. X integral. Eksi 2'den 1'e. X küp eksi 4x. Eksi x kare artı 4. Bunu normal yazayım Al, aşamalı gitsin. Eksi x kare. E, eksi 4x artı 4. Hata yapmayalım diye maksat. Polinom üstte. Dx. X üzeri 4 bölü 4. Eksi x küp bölü 3. Eksi 2x kare artı 4x. İntegrali aldım. Sonrası kaçtan kaça? Eksi 2'den 1'e. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 3. Eksi 2 artı 4. Kapat parantezi bir. Eksi 10'a artı 16 bölü 4'ten 4 oldu. Sonra eksi 8 bölü 3'ten artı 8 bölü 3 geldi. E, eksi 8 oldu. Ve burası da artı şey yine eksi 8 olmuş oldu. Valla burası aşırı yorucu ha. İşlem bir sürü işlem. Eksi 4. Eksi 8 bölü 3. Artı 8 artı 8. Böyle yaptım şimdi. Hemen kontrol edelim. Götürebileceklerimi götüreyim. Götürerek yapacağım bak. 4 eksi 4 sildim. Hemen gitsin. Eksi 1 bölü 3. Eksi 8 bölü 3 daha ne yapar? Eksi 9 bölü 3. Eşittir şuraya yazacağım. Müsaadenizle 3. Hemen bunları da sileyim. Kurtulayım. Eksi 3. Sonra 16 eksi 2 sil. 14 oldu. Bir de ne kaldı geriye? Artı 1 bölü 4. Yani o zaman 11, 11 bölü 4 bir daha 45 bölü 4 oldu arkadaşlar. Bu ilk bölgemizin alanı. Buna hesapladık. Şöyle kutu için alayım. Geliyorum ikinci bölgeye yani yeşil bölgeye. Yeşil bölgede parabol üstte x kare o zaman yapalım. Eksi x küp artı x kare artı 4x eksi 4 integral kaçtan kaça 1'den 2'ye dx. Bak bu soru o yüzden çok önemli. Sona kaldı bu soru. Yani yeni yere geçeceğim için. Son kısımdan bir önce değil mi? Bunu yeni yere evet ya da geçmeyeyim dur devam edeyim. Burası önemli çünkü bölmeyelim hiç. Şimdi bak böyle yaptık. Eksi x üzeri 4 bölü 4 artı x küp bölü 3 artı 2x kare eksi 4x kaçtan kaça? 1'den 2'ye. O zaman arkadaşlar Eksi 16 bölü 4'ten eksi 4. Eksi, e, artı 8 bölü 3. Artı 8 eksi 8. Parantez kapat. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Artı 1 bölü 3. Artı 2 eksi 4. Dağıt eksiği artı. Eksi. Eksi artı. Şimdi bakalım neleri götürürüm. 8 eksi 8'i direkt sil. Sonra eksi 4 ve 4'ü direkt sil. Daha sonra 8 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkar 7 bölü 3. 7 bölü 3, 1 bölü 4 ve eksi 2. Payda eşitleyelim artık 12'de eşitlenir. 4 kere 7, 28 artı 3 eksi 24 bölü 12. 28, 4, 24 çıkar 4, 4 3 daha 7 bölü 12 oldu. O zaman 45 bölü 4 artı 7 bölü 12. 3 ile çarparsak 135 artı 7 bölü 12. Yani 142 bölü 12'den 71 bölü 6. Bir gözüm hep cevap şıkkındaydı. Bu şekilde bakın bulduk. Çünkü hani en önemli yeri yaptık. Şey de diyemiyorum ki sınıfta olsak ne derdim. Arkadaşlar en önemli yeri yaptım. Kırmızı ile yeşili buldum. Bundan sonra siz işlemini yapın. Beni uğraştırmayın diyoruz ya bazen sınıfta. Ama burada artık düzgünce yazdık. Sorunun önemli noktası kesim noktaları arkadaşlar. 2 tane değil. Eksi 2, 1 ve 2 O yüzden düzgün bir şekilde bu soruyu göstermek istedim arkadaşlar. Belki biraz uzun sürdü ama kesim noktalarının önemine dair bir soru. Şimdi gelelim pratik bir duruma. Şimdi bu pratik kural bize neyi anlatıyor arkadaşlar? Bakın şimdi. Doğrusal bir fonksiyon. Zaten burada hemen y eşittir x. Üzerinde kesim noktaları ne olacak bunların? y eşittir x ile x karenin x kare eşittir x'ten 0'a 1'de kesişiyorlar. Hakikaten burası 1 bir birim, burası 1 bir birim. Dik üçgenin alanı arkadaşlar ne olur şurada? 1 çarpı 1 çarpı 1 bölü 2. Yani toplam alan 1 bölü 2. Sonra gelelim bakın şöyle parabol. Burada bir parabolümüz var malum bak. Bu parabolde ne söylemiştik? Normalde şu kırmızı bölge 2S demiş. Hatta ben onu sıfırdan inşa edeyim ya dur bak göstereyim. Şimdi bir kere hemen doğruyu çektik. Doğruyu çekince şunu gördük arkadaşlar. Normalde doğru. Burası 1 burası 1. Doğrunun oluşturduğu dik üçgenin alanı 1 bölü 2. Ben aynı zamanda şuranın kaç olduğunu biliyorum. 1 bölü 3 olduğunu biliyorum değil mi? 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarınca ne oldu? 1 bölü 6. Şuradaki ufak yeşile boyayayım ben de. Ufak bölgenin alanı 1 bölü 6 geldi. O zaman ben Normalde şu bölgenin alanının 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. E burayı da 1 bölü e, 6 buldum. Hakikaten 1 bölü 6'ya S dedim bak. Burası da zaten 2 S olacak 1 bölü 3 olduğu için. Sonra aynı şekilde şuna gel. Bak bu da öyle. Y eşittir kök X de bir paraboldür. Neden biliyor musunuz? Alayır iki tarafın karesini. X eşittir Y kare. Aslında arkadaşlar bu yana yatık paraboldür. Y eşittir x kare böyle ise x eşittir y kare böyledir. X eşittir eksi y kare de şöyledir arkadaşlar. Dolayısıyla sorularda e, bu şekilde şey bu böyledir diyorum pardon. X eşittir eksi y kare de böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla bu x eşittir eksi y kare, bu x eşittir y kare. Bu yüzden de böyle her iki tarafın karesini alınca parabol olduğunu görüyorum. Yine aynı yorumu burada da yapacağım. Burada da yine şöyle birleştirdiğim zaman. Ee, ne demiştik biz? Şuraya 2S dediysem simetriğindeki bu bölgede bak 2S oldu. Böyle birleştirince bu 2S bunun iki katıydı burası da S oldu. İşte arkadaşlar bir parabol, gerçek parabol. Bir parabolün tersi alınmış bir Y eşittir kök X parabolüdür bu da. Ve Y eşittir X doğrusunu kesiştirince pratik olarak burada 2S, S, S, 2S çıktı. Bunu sorularda denk geldiğinde kullanabilirsiniz tamam mı? Yine sağdakinde de arkadaşlar. Burada y eşittir küp kök x, y eşittir x ve y eşittir x küp olursa aynı mantıkla s s s s 4 tane alan birbirinin aynısı. Bunu şundan dolayı veriyoruz. Sorularda denk geldiğinde istersen kullan hızlı bir şekilde soruyu hallet tamam mı? Şimdi bakalım. Hemen bak istersen bunu kuralı uygulayabilirsin. Y eşittir x küp. Üste gösterdiğimiz gibi bak burada görüyor musun? Y eşittir x küp ve y eşittir x arasındaki bağıntı ne? Y eşittir x de hemen bak burada şöyle göstereyim yine. Y eşittir x burası. Y eşittir x küp burası. Arada kalan bölge S diğer bölgede S. Yani şöyle birleştirirsek bu şekilde bak ne oldu? Aynen burada görüyor musun? S, S geldi. Olay bu. O zaman bundan sonra artık şunu dersin. Hocam ben uğraşmayacağım. Buraya S, S diyeceğim. Yine buradan da çekeceğim. Simetrik olduğu için buraya da S, diyeceğim. O zaman 2S eşittir. 1 ve 1 olacak. Çünkü y' x'de x küp nerede kesişir? 0 ve 1'de. Hemen dersin ki bu üçgenin alanı 2s. 1 çarpı 1 bölü 2. O zaman 2s'i soruyor zaten soru bana. Direkt cevap 1 bölü 2. Bak integralle yapmadım. Integralle yapsaydım 0'dan 1'e e, hangisi üstte doğru? x eksi x küp dx diyecektim. Bunu 2 ile çarparım ama... Çünkü arkadaşlar parabol, e, parabol diyorum. Y eşittir x küp ve y eşittir simetrik fonksiyondur. Lütfen onları da atlamayın. Bunlar orijine göre simetriktir. Bu bölge ile bu bölge arkadaşlar aynıdır. Sorularda bu simetriklikleri gördüğünüz zaman hemen yapıştırmanız lazım. Direkt orijine göre simetrik bakın sağdan ve soldan aynı şekiller. İster pratik kuraldan bul istersen şu integrali uzunca çöz. Eğrileri arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Şöyle bir parabol x eksi 2'nin karesi. Sonra 4 eksi 2x nasıl bir fonksiyon? Bak böyle bir fonksiyon. 0'dan e, 4'ten geçiyor aynı parabol gibi ve yine 2'den geçiyor. O zaman burada ne demiştik? Şu alan S, ise bu alan 2S demiştik, değil mi? Bunu dediğim gibi parabol yardımıyla da yapabilirsiniz normal uzunca integral alarak. Ama bu pratik kuralı kullandığımız zaman işimiz çok rahatlıyor. 3S eşittir 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. S buradan bak ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Soru benden ne istiyordu? Eğrilerin arasında kalan mavi kapalı bölgenin alanı. Bak artık pratik bir şekilde olayı hallettim. İşte olay budur. E, denk geldiği zaman kullanabilirsin ya da normal yollardan devam edebilirsin. Bunlar ekstra verdiğimiz bilgi. Zorunlu tutmuyoruz. Öğrenirsen senin için iyi olur bilgileridir. Şimdi artık yeni bir kısımdayız arkadaşlar. Dediğim gibi son kısımları ayırmamızın sebebi bunlar biraz daha özel. Böyle öğrenince siz bu pratiklikleri sevdiğiniz için kullanırsınız niyetine. Ama biz artık yeni kısımda integralde çember denklemini kullanmaya bakacağız. Burada e, tabii ki integral kısmına gelene kadar çember analitiği görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de benim kanaldan yapabilirsiniz. Çember analitiğini hemen çalışabilirsiniz. Çok basit bir yerini kullanacağız. Yani hemen eliniz ayağınız titremesin tamam mı? Böyle eyvah hocam çember analitiği var. E ben hiç bilmiyorum hiç çalışmadım. Burada sıkıntı yaşar mıyım? Hayır devasa sıkıntı yaşamazsın. Çember analiti bilenler çok rahatlar. Bilmeyenler de derste zaten birazcık bahsedeceğim. O bilgi bile bizi kurtaracak. Diğer videoda görüşmek üzere.